Evet sevgili Gıda Vizyon TV izleyicileri, Pendik'teyiz. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. İstanbul Pendik Fırıncılar Derneği'ndeyiz. Burada birazdan kameraman arkadaşımız size detayları gösterecek. Fırıncı arkadaşlarımız toplandı. Önemli konular konuşacaklar. Bizi de davet ettiler. Biz sizler adına bu toplantıyı izleyeceğiz ama ondan önce değerli başkanımız yanımızda, dernek başkanımız Sayın Niyazi Özdemir'le birlikteyiz. Kendisiyle en son Esenler'de bir toplantıda beraberdik. O toplantıyı beraber takip etmiştik. Şimdi birazdan ona hem bu Esenler'deki toplantıyı soracağız hem de diğer konularda çok değerli fikirlerine başvuracağız. Başkanım öncelikle merhaba. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Az önce de belirttim, en son Esenler'de önemli bir toplantı takip ettik. Siz de başından sonuna kadar izlediniz. Ben dilerseniz sohbetimize bu toplantıyla başlayayım. Bu toplantının devamında ne oldu? İsterseniz bir uzman gözüyle siz bize değerlendirin. Umduğunuz gibi oldu mu? Umduğumuz gibi şu ana kadar bir şey çıkmadı. Tabii ki Ramazan girdi, bayram geldi. Bayramdan önce Oda Başkanımızla görüştüm. Bayramdan sonra Ankara'ya gidilecek bu konuyla ilgili. Bu sözlerin devamını biz getireceğiz. Fırıncıların adına bunu getirmemiz lazım. Takipçisi olacaksınız sonuna kadar. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Yani Ankara'da çalmadık kapı bırakmayacağız. Peki umutlu musunuz diye sorayım. Yani böyle bir şey mümkün müdür size? Ben o zaman da %60, %50 dedim. Gene %60, %50 diyorum. Bir şansımız var. Bir şansımız var. Peki şimdi bir de bir başka önemli konu var. Biliyorsunuz belediyelerin fırın yapımı konusunda esnek olması konusu var. Siz belediyeleri bu konuda nasıl görüyorsunuz? Fırıncıya yardımcı oluyorlar mı? Yoksa tam tersi bir politika mı izliyorlar? Tam tersi bir politika izleniyor. Neler oluyor? Bilakis bu Pendik'te fırın yapımı 5 senedir yoktu. Son 2 aydır bir tane fırın açıldı. Bu da sadece oy çıkarıyla yaptırıldı bu fırın. Bir tanesi açılmadı ama bu da kapanacak. Bu da kapatılması lazım. Eğer prosedürü tam yerine getirmek istiyorsak bunu da kapattırmamız lazım. Peki nasıl burada Pendik'te fırın sayısı, sizce bir fırın enflasyon söz konusu mu? 20 sene fırın yapılmasa Pendik'te bu fırınlar cevap veriyor. Zaten fırınlarımız atıl kapasiteyle çalışıyor. Fırıncımız zor durumda. Biz dernek olarak gecemizi gündüzümüze katıp fırıncımıza bir destek veriyoruz. Bir haksız rekabeti %50 takibini yapıyoruz. Elimizden geldiğince tabii yetersiz kalıyoruz. Son zamanlarda zincir marketler bizi çok fena zorluyorlar. Fırıncı da çok duyarsız. Fırıncı hep tahsilsizlerin elinde kaldı. Tahsilli fırıncıların elinde olsa bu şekil olmayacağını düşünüyorum. Tarım Bakanlığı'nın fırınlara yönelik denetimleri ve bu denetimlerin yetersiz olduğu. Çünkü biliyorsunuz ruhsatsız fırınlar da o yüzden kapatılmıyor zaten. Kapatabilecek bir merci yok. Ne diyorlar? Bizim diyorlar elemanımız yok veya aracımız yok. Pendik'te de var mı böyle bir şey? Bu Pendik'te de aynısı. Ama biz denetim yaptırıyoruz ama bu denetimlerden hiç randıman alamıyoruz. Ben herkese söylüyorum. Ben 64 yaşındayım. Haksız yapana ben ceza yazdırmak istiyorum. Yazdırıyorum da aynı zamanda. Ama ben daha şey olması lazım. Yani biraz daha aktif olunması lazım. Ya aracımız yok diyorlar. Ya da giden mühendis yandan doğru varıyor fırına. Kolay gelsin hayırlı işler, gel buraya. Soruyorum müdüre, müdür bey senin eleman böyle yapmış diyorum. Çağırıyor bizim yerimizde bir şeyler söylüyor ama yetersiz. Yani ciddiyetli bir iş yaptığı yok bu tarımın bence. Peki fırın kapatılıyor dediniz yani ama bir de biz yine gördüğümüz şeylerden hareketle söylemek istiyoruz. Fırıncı mührü kırıyor, mühür fekki yapıyor. Burada da böyle bir sorun var mı? Var, var. Burada da var. Ben öyle biliyorum ki bir fırının 7 tane mühürünü kırdığını biliyorum. Hala da çalışıyor. Mühür fekkinin cezası 4 yıla çıktığını kamuoyunda takip ediyoruz. Ama biz savcılığa da dilekçe veriyoruz bu konuyla ilgili. Belediye hemen topu atıyor savcılığa. Biz de savcılıktan yardım istiyoruz. Diyoruz ki mühür feklerini biraz hızlandıralım. Bir caydırıcı hareket olsun. Yani
Bir 5 senedir fırın yaptırmadıysak tabii bizim de uzun yıl dernek deneyimimizden dolayı biz fırın yaptırmadık. Yoksa şu ana kadar burası açık saha. Burada kiralar ucuz. Şu ana kadar fırın sayısı 300 olurdu burada. Fırıncı korkmuyor mu bundan? Yani hapis ceza. Korkmuyor. Korkmuyor fırıncı. Neden? Ne diyor? Ne bileyim ben ne hikmesi. Fırıncıda bir duyarsızlık var. Başına geleceklerini bilmiyor. Ama başına geldiği zaman da o zaman diyor ki eyvah ben niye kırdım? Ama tabii ki bir beyaz kağıdın üzerine yazılan bir yazının sonucunu devlet acele etmiyor. En kötü gününde seni ensenden yakalıyor ama tabii bizim işimize görmüyor, yaramıyor bizim işimize. Biraz Pendik özeline dönelim isterseniz. Yine bu fırın ruhsatlarından bahsedelim. Fırın ruhsatları için bir çalışma yaptınız mı dernek olarak? Nasıl bir çalışma yaptınız? Talepleriniz, beklentileriniz ne? Ben daha önce bu seçimden önceki belediye yardımcılarıyla çok hukukum, diyaloğum var idi. Bu konuyla ilgili ben bir çalışma yaptım. Yalvardım, rica ettim. Yani en azından dediler ki bize alfabetik sıraya koyduk. F'ye gelince fırıncıya elimizi alacağız dediler. Biz dedik ki şunu biraz erkene alalım dedik. Bu son zamanlarda işte bir çatpat biraz başlandı. Hatta bu birkaç fırına gittiğini ben biliyorum. Uygun olanları bizim doğrultumuzda ruhsat verilecek bunlara diye belediyemizden bir söz aldık. İnşallah hayırlı olur. Siz karşı mısınız peki ruhsatsız fırınlara ruhsat verilmesi? Şimdi biz prosedüre uyulan, prosedürle yapılan her fırının yanındayız dernek olarak. Fırıncımızın da yanındayız ama usulsüz, kaçak çalışan bak ruhsatlar konusunda çok rahatsızız. Ama ruhsatını versin, kaçak fırın çalıştırmasın ruhsatını versin, biz yardımcı olalım, prosedürünü biz hazırlayalım, evraklarını biz şey yapalım. Ama kaçak niye fırın yaptırıyorsun sevgili belediyeci kardeşim? Peki geldik konuların astrolistine. Haksız rekabet en son. En önemli konu belki de. Pendik'te durum nedir? Pendik'te bir 7 arkadaşımla 3,5 senedir bir haksız rekabet yaptırmıyoruz. Biz para pul peşinde değiliz. Sadece emek, İşimizin doğru gitmesi peşindeyiz. Bazıları parayla yapıyor bu işleri deniliyor. Benim bilgim yok o konuyla ilgili de. Biz bu işi parasız götürmeye çalışıyoruz. Derneğin bir aidatı var. O aidatını alabilirsek fırıncımızdan işte kirasını veriyoruz. Yakıtımız var onu şey yapıyoruz. Bunun haricinde şu anda Pendik diyebilirim ki Sarıyer, Üsküdar bunlardan sonra Pendik gelir. Bu da bizim deneyimimizden. Allah düzeninizi bozmasın o zaman. Şimdi biz normalde bir kapanış konuşması yapıyoruz her röportajımızdan sonra. Ama bu kapanış konuşmasında ben topu size atacağım. Son kez fırıncılara buradan bir Pendik fırıncı önderi, bir kanaat önderi olarak mesajınızı hem fırıncılara hem de bizi izleyen resmi makamlara vereceksiniz. Evet sevgili izleyenler, çok önemli bir isimle, Sayın Niyazi Özdemir'le güzel bir sohbet ettik burada Pendik'te. İşte ben son kez sözü ona bırakıyorum ve veda ediyoruz birlikte. Evet efendim. Türkiye genelindeki fırıncılara da sesleniyorum. Ben basını takip ediyorum, Gıda Vizyonu takip ediyorum. Ankara'lara toplantılara gidiyorum bizim Fahri Başkanımızla beraber. O toplantılardan çok iyi neticeler alınacağına inanıyorum. Ancak ben tekrar tekrar fırıncıya sesleniyorum. Fırıncı ucuz ekmek satmıyor. Fırıncı ucuz ekmek satıyorum zannediyor ama ucuz ekmek satmıyor aslında. Fırıncı biraz kendine gelmesi lazım. Örneğin Antalya'nın bir yöresinde Facebook'a attım 35 kuruş ekmek diyor. Böyle bir 35 kuruş ekmek olmaz ya. Bu adamda bir yanlış var. Onun için biz devlet erkanından bizleri biraz daha takip almasını istiyorum.